Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle teklif ve önerilerde nasıl bulunulur onu öğreneceğiz. İngilizce making offers ya da suggestions şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Teklif veya önerilerde bulunmak. Birden fazla yapı kullanılabilir teklif veya öneride bulunmak için. Bunların kullanım şekillerini ve örnek cümlelerini şimdi göreceğiz tek tek. Birincisi would you like kalıbıdır arkadaşlar. Birine bir şeyi kibarca ya isteyip istemediğini sorduğumuzda kullandığımız yapıdır. Resmiyet ve kibarlık çok önemlidir burada arkadaşlar. Ön plandadır would you like kalıbında. Would you like to diyoruz ve ardından fiilimizin yani neyi teklif ediyorsak onu anlatan fiilimin yalın halini getiriyorum ben arkadaşlar. Zaten to'dan sonra her zaman fiilimin birinci hali gelir. Bunu biliyorsunuz. Örneğimize bakalım. Would you like to eat out today? Bugün dışarıda yemek yemek ister misin? Çok kibar bir teklif cümlesidir bu arkadaşlar. Diğer bir şekil do you want to? Yine aynı şekilde ister misin anlamı var ama would you like to'ya göre daha samimi bir anlamı vardır. Kibar olmak anlamı yoktur. Hani burada mesela arkadaşlarınızla, yakın arkadaşlarınızla konuştuğunuzda do you want to kalıbını kullanabilirsiniz. Örneğimize bakalım. Do you want to eat out today? Bugün dışarıda yemek yemek ister misin? Bunu mesela bir kankana teklif ettiğini düşünürsek do you want to kalıbını kullanma uygundur. Ama diyelim ki aranda biraz resmiyetin olduğu bir kişiyle sen bir kişiye bir teklifte bulunuyorsan o zaman would you like kalıbını kullanman gerekiyor. Do you want to'dan sonra da yine fiilim would you like to'daki gibi yalın haldedir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi do you want to eat demiş. Eat yalın halde kullanılmış. Diğer bir yapım why don't we? Neden şunu yapmıyoruz arkadaşlar? Why don't we'den sonra da fiilim yalın haldedir. Örneğimize bakalım. Why don't we watch a movie at home? Neden evde film izlemiyoruz şeklinde bir teklif cümlesi var. Diğer bir yapım what about ve how about? İkisi de aynı anlamdadır. Şunu yapmaya ne dersin anlamı taşır ve her ikisinden sonra fiilime ing eki getirilir arkadaşlar. İlk önce bahsettiklerimden farklı olarak burada ing eki söz konusudur fiillerde. Örneklerimize bakalım. What about having a party on the weekend? Hafta sonu parti yapmaya ne dersin? How about watching a scientific movie? Bir bilim kurgu filmi izlemeye ne dersin? İkisinde de bir öneri anlamı vardır arkadaşlar. Bir diğer öneri yapısı shall we. Şunu yapalım mı anlamı taşır. Ve shall we'den sonra da fiilim yine yalın haldedir. Örneğimize bakalım. Shall we study together? Beraber ders çalışalım mı? Diğer bir yapım let's'tir arkadaşlar. Haydi şunu yapalım anlamı taşır. Ve let's'ten sonra da yine fiilim yalın haldedir. Örneğimize bakalım. Let's eat out today. Haydi bugün dışarıda yemek yiyelim. Ve diğer bir öneri ifadesi arkadaşlar fancy ya da do you fancy ifadesidir. Şunu yapmayı ister misin anlamındadır. Yapı olarak kendisinden sonra ing alır arkadaşlar fiilim. Fancy eating out today. Bugün dışarıda yemek yemek ister misin? Ya da do you fancy eating out today? Yine aynı anlamda bugün dışarıda yemek yemek ister misin? Şeklinde kullanılabiliyor arkadaşlar. Bunun would you like to ve do you want to kalıbından farkı kendisinden gelen fiile ing almasıdır ve yine samimi bir anlam taşımasıdır. Arkadaşlar teklif ve öneri yapıları bu şekildeydi. Peki teklifleri kabul edersek nasıl cevap vereceğiz? Reddedersek nasıl cevap vereceğiz? Onlara bir göz atalım. Bir öneriyi, teklifi veya daveti kabul ediyorsanız şu ifadeleri kullanacağız. Yes, I would love to. Yeah, I would love to. İkisi de evet çok isterim demek. Yeah, that would be great, good, nice. Evet bu harika olur, bu iyi, bu güzel olur diyoruz arkadaşlar. That sounds great, that sounds good, that sounds nice, that sounds fun. Bunun hepsi arkadaşlar yine olumludur. Kulağa
harika geliyor, kulağa iyi, kulağa hoş geliyor. Yani teklifi kabul etmek anlamındadır. I guess I am free. Evet, sanırım boşum o gün, sanırım müsaitim diye teklifi kabul ettiğimizi belirtebiliriz. Sure ya da of course, ikisi de tabii ki, elbette demek, kabul ettiğimizi bildirir. Yes, I will. Evet, yapacağım. Evet, geleceğim. That's a great, good or fun idea. Bu harika bir fikir, bu iyi bir fikir ya da bu eğlenceli bir fikir diyerek de teklifi kabul ettiğimizi bildirebiliriz. I have no plan. Planım yok. Bahsedilen zamanda, teklif edilen şey için başka bir planı olmadığı için kabul ettiğini söylüyor burada. Biz de kullanabiliriz. Bir de why not var. Neden olmasın? Yani neden gelmeyeyim kişi diyerek kabul ediyoruz biz teklifi. Buradaki not sizi yanıltmasın. Olumsuz anlam taşımıyor. Aksine why ile birlikte kullanıldığı için neden olmasın, yani kabul etmek, olumlu anlam taşıyor arkadaşlar. Bir öneriyi, teklifi veya daveti reddediyorsak ne kullanacağız? Bunları kullanacağız arkadaşlar. I'm sorry but I can't. Üzgünüm ama gelemem, yapamam. I would like to but I can't. Çok isterdim ama yapamam, gelemem. I would love to but I can't. Aynı şekilde çok isterdim ama gelemem. No thanks ya da thanks but. Hayır, teşekkür ederim. Teşekkür ederim ama diye başlayarak da reddedebiliriz. I'm busy, thanks anyway. Çok meşgulüm o zaman. Yine de teşekkür ederim teklifin için diyebiliyoruz. Maybe some other time, maybe next time, maybe another time diyerek belki başka zamana diyebiliriz. Reddedebiliriz o şekilde. I'm not free diyebiliriz. Boş vaktim yok, hiç müsait değilim diyerek de reddedebiliriz. I have an important blah blah blah. Önemli bir, ne bileyim, görüşmem var, toplantım var, işim var diyerek yine reddedebiliriz. Maybe later, belki daha sonra diyebiliriz. No matter, asla olmaz, gelemem. Kesinlikle mümkün olmadığını belirterek reddediyorsunuz mesela. I have other plans, başka planlarım var diyerek de yine teklifi reddedebilirsiniz. Ancak tekliflerinizi reddederken arkadaşlar birazcık kibar olmaya, yeri gelirse özür dilemeye ve mazeretimizi bildirmeye dikkat etmeliyiz. O halde özür dilerken, yani bir teklifi, öneriyi veya daveti reddettiğimiz için özür dilerken neler kullanabiliriz? Az önceki ifadelerde de gördünüz bazılarını. Sorry, I'm sorry, I'm terribly sorry, I'm so sorry diyerek çok üzgün olduğunuzu belirtebilirsiniz. I'm afraid, korkarım ki diyerek de yine istemediğiniz halde reddettiğinizi belirtebilirsiniz. Peki mazeretinizi nasıl belirteceksiniz arkadaşlar? Bir bakalım. Sebebinizi, gidememe, yapamama sebebinizi nasıl belirteceksiniz? Bu şekilde I have to study or work then. O saatte çalışmak zorundayım. Burada arkadaşlar zorunluluk gibi olan have to ile mazeretini belirtmiş. Bunu yapmak zorundayım demiş. I'm going to visit my grandparents. Büyüklerimi ziyaret edeceğim. Büyük annemle babamı ziyaret edeceğim diyerek başka işiniz olduğunu belirtiyorsunuz. I'm not feeling well. Kendimi iyi hissetmiyorum diyerek de yine gitmemek için bir sebep öne sürüyorsunuz. My favorite movie program is on. Üzgünüm ama o saatte en sevdiğim dizi veya program var diyebilirsiniz. My cousin is coming tomorrow. Yarın kuzenim geliyor diyerek de yarın için sunulan bir teklifi reddedebilirsiniz. I'm busy that night. O gece meşgulüm diyerek belirtilen teklife icabet edemeyeceğinizi, davete icabet edemeyeceğinizi belirtebilirsiniz. I must stay at home. Evde kalmam gerekiyor diyerek de yine yapmanız gereken bir şeyi, o saatte olmanız gereken başka bir yerde olacağınızı söylüyorsunuz. Ve bunu da must ile ifade etmiş burada. I have a lot of work to do. Yapılacak çok işim var diyor. İşleri sebebiyle gidemeyeceğinizi belirtebilirsiniz. Bir de I have an exam tomorrow. Yarın sınavım var diyerek yine reddedebilirsiniz arkadaşlar. Mazeretinizi belirtebilirsiniz. Burada sebebinizi, bir teklife, öneriye olumlu yanıt verememe sebebinizi belirtiyorsunuz. Bunları belirtirken
herhangi bir şey söyleyebilirsiniz ama eğer ki yapmanız gereken ya da yapmak zorunda olduğunuz bir durumu ifade ediyorsanız özellikle have to ve must yapılarını yani zorunluluk ve gereklilik kiplerini kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde teklif ve önerilerde bulunmak, onlara olumlu veya olumsuz cevap vermek istersek bahsettiğim ifadeleri kullanacağız ve mazeretlerimizi de en son bu şekilde ifade edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.